İstanbul Konfeksiyon ve Hazır Giyim İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Gültepe şu anda Skype hattımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz. Ali Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz önce fuarla başlayalım. Bir fuarı aradan çıkaralım. Sonra diğer konuları konuşacağız. Onlar için vaktimiz var. 20 dakikaya yakın vaktimiz olacak. Fuarla ilgili nasıl hazırlandınız, neler yaptınız? Bundan önceki dijital fuarlardan farklı olarak hibrit yaptınız. Acaba yüzde kaçı hibrit, yüzde kaçı dijital olacak? Kimler katılacak? Ne tür ürünler olacak? Hangi firmalarımız hangi pazarları hedefliyor gibi böyle bir geniş tasvir istiyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii iki tane konu var. Özellikle Fashion Week'ten bahsettiniz. Sonra fuar dediniz. Ben şöyle bir özetleyeyim. Özellikle İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği olarak Türkiye'de ilkleri yapmaya, ilkleri projeksiyon olarak ortaya koymaya devam ediyoruz. Uzun yıllardan beri İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'da üretim üssü yapma politikamız ve stratejilerimizle beraber 9-11 Şubat tarihlerinde Avrupa'nın en büyük fuarını gerçekleştirdik. Evet. 35 bin metrekareye yakın bir fuar, toplamda 25 bin kişinin ziyaret ettiği ve bunun 12.500 kişisi yabancı ziyaretçinin olduğu bir fuardan bahsetme mümkün. Bu fuarın içerisinde daha önce de yine başarılı olan fuarlarımız, Linexpo ile tabir ettiğimiz İçkin fuarımız, Fashionist ismiyle tabir ettiğimiz OTİAD'ın yapmış olduğu fuarla beraber bütün sektörü tek bir çatı altında info kapsamında birleştirdik. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sektör birleştiği zaman ne kadar büyük projeleri imza atacağını sektör temsilcileri, sektör başkanları ve dernek başkanları olarak gördük. Burada gerçekten bütün dernekler, bütün birlikler beraber olduk ve İstanbul'umuza moda merkezi olma noktasında böyle bir fuar kazandırdık. Ve bu fuar özellikle burada Ticaret Bakanımıza gerçekten tim başkanımıza teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle beraberce bir proje imza atarak özellikle önümüzdeki dönemlerde ve şöyle de bir şey buradan söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kuruluş yıl döneminde en az 100 bin metrekare ile tekrar bu fuar işini taşlandıracağız. Bunun akıbetinde siz de bahsettiğiniz başlangıçta uzun yıllardan beri yapmış olduğumuz 2009 yılında özellikle katma değer ürün satma noktasında ve kaldıraç etkisi yaratacak, uluslararası pazarlarda algımızı yükseltecek, tekstil ve hazır giyim denince dünyada ilk 3 ülke arasında sayılabilecek olan bir ayrıca bir Fashion Week kapsamında demiş olduğumuz bir aktivasyon yapıyoruz. Evet, 2009 yılından beri bunu organize ediyoruz. Son 1,5 yıldan beri yani 3 dönemden beri dijital yapıyoruz. Bu dönemin farklı bir özelliği var. Hem dijital yapıyoruz hem de fiziksel yapıyoruz. Yani hibrit yapıyoruz. Evet. Bununla ilgili amacımız şudur. Özellikle Türkiye'deki moda ve tasarımcı arkadaşları, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu güzel performansları uluslararası platformlarda, dijital ortamda herkesin masasının üzerinde çok rahat bir şekilde izleyebilme imkanına sahip oluyoruz. Ve özellikle Türkiye'deki çıkabilecek hem tecrübeli tasarımcılar, hem isim yapmış hem de genç tasarımcılarımızın uluslararası platformlarda kendini tanıtmaları için çok büyük bir fırsat. Dışarıdan gelen basın mensupları, özellikle getirmiş olduğumuz influencerlar olarak Türkiye'de ve İstanbul'da onları ağırlayarak Türkiye'deki hazır giyim ve konfeksiyonun etkinliğini ve yaratıcı gücünü gösteriyoruz ve anlatıyoruz. Evet. Ve bu bir etkileşim. Bu etkileşimden önümüzdeki dönemlerde amacımız, niyetimiz Türkiye'deki ihracat kapsamında hem markalı ihracatımızı hem de özel tasarım ihracatımızı arttırmak. Bir nebze şöyle de değerlendirebiliriz. 16,5 dolar olan kilo fiyatımızı önümüzdeki dönemlerde bu yapacak olduğumuz çalışmalarla, fuar çalışmalarıyla ve özellikle dijital dönüşüm merkezimizle ve Fashion Week'lerimizle, Koza Genç Tasarım yarışmalarımızla bunu 40 doların üzerine çok rahat bir şekilde çıkarabilmek. Çünkü günümüz dünyasında çok üretim yerine sürdürülebilir ve katma değerli üretim yaparak bu rakamları ve bu muasır medeniyet seviyesine çıkma noktalarındaki basamakları
kademe kademe çıkma şansımız olur diye düşünüyoruz. 2021 yılı gerçekten hazır giyim sektörü için her konuda başarılı bir sektör geçti. İlk kez 20.3 milyar dolar, yaklaşık %18 oranında bir artış sağladı. 2022 yılında yine Ocak-Şubat aylarında artış oranımız %15'in üzerinde. Ya sektör bir taraftan değişim dönüşümleri yaşarken, bir taraftan Anadolu taraflarında üretim altyapılarını ve yeni yatırımlarla beraber istihdamı artırırken, günümüzdeki dönemlerde ortaya koymuş olduğumuz orta vadede 33 milyar dolarları yakalama ve bu hedeflerin beşiğindeki yatırımları ve altyapıları beraberce ortak okul olarak sektörle bütünleştirerek, birleştirerek ortaya koyup çalışmaya çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Güzel. Ali Bey. Çok iyi bir özet yaptınız. Şimdi şunu soracağım. Türkiye tekstil ve konfeksiyonda Avrupa'da 3., dünyada 5. konumda olan ülke. Yani hem miktar hem üretim değeri olarak önemli bir ülke konumunda. Bizim tabii Avrupa'nın işte bizden önce gelen ülkeleriyle birebir rekabet edebilmemiz şu anda mümkün değil. Neden? Çünkü onlar marka değeri yüksek ürünler çıkarmış durumdalar. Marka değeri de elbette 100 yıldır yaptıkları işlerin birikimi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Türkiye'nin de küçük küçük de olsa elbette onlarla birebir yarışacak çapta, büyüklükte firmalar olmamakla beraber çok iyi ve kendini var eden, bölgesel olarak var eden şirketleri olduğunu biliyoruz. Biz nasıl acaba, nasıl bir yolculuğa çıkmalıyız ki hem işte birincilik kürsüsüne doğru yürüyelim hem de bu birincilik kürsüsüne yürürken birkaç markayı bünyemize kazandırmış olalım. Bu satın alma olabilir, markayı yeniden yaratma da olabilir. Şimdi aslında siz de çok iyi bahsettiniz. Yani Avrupa'da işte Türkiye'de şöyle bir şey söylüyor. Markalar yok, markalaşma. Aslında biz çok yakın zamanlarda çok farklı markaları uluslararası pazarlarda, özellikle yakın coğrafyada, yakın çevremizde olan ülkelerde markalaşma noktasında, mağazalaşma noktasında çok büyük bir adımlar attığını hep beraber şahidiz. Bazı markalarımızın gerçekten iç piyasadan, Türkiye'de olan mağazasından daha fazla yurt dışında mağazaları var. Ve 2000'ün üzerinde mağaza, konu şeklinde satılan, sadece hazır giyimden söylüyorum, ama diğer bütün markaları konuştuğu zaman 4500 mağazadan bahsetmek mümkün. Ve gittik devam ediyor. Şimdi olaylar tabii bölgesel, bir de biliyorsun bölgesel oyunlarımız var. Evet. Bölgesel daha küçük küçük markalar var. İşte Lale ve Osman Bey'in ve Mertler'in, Bayrampaşa'nın oynamış olduğu oyun var. Bir de mağaza, zincir mağazalarımızın oynamış olduğu oyunlar. Bir de sourcing tarafında oynamış olduğumuz oyun var. Ya üretim anlamında gerçekten Türkiye bir marka. Onu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Sahip olmuş olduğu entegrasyon yapısı ile Çin'den sonra en geniş, en büyük, en entegrasyon olmuş bir altyapımız var. Yani pamuktan başlayarak ham maddesiyle, ana sanayisiyle, konfeksiyonuyla ve yan sanayisiyle beraber gerçekten Türkiye kadar kaliteli hizmette öncülük yapmış, lead time'ları düşük olan başka bir ülke şu anda bulmak mümkün değil. Ki tedarik zincirini bu dönemlerde özellikle çok farklı bir şekilde kullanıyoruz. Markalaşma ve mağazalaşma noktasında gerek yapmış olduğumuz, az önce bahsettiğim özellikle bu moda haftalarının, özellikle tasarımcı yarışmalarının ve markalarımızın ve bizim tasarımcıların özellikle özel tasarım noktalarında komşu ülkelerle yapmış olduğumuz işbirlikleri ve dijital ortamda onları dünya pazarına açmış olmamız, gelecekle ilgili markalarımızın ve özel tasarımlarımızın önümüzdeki dönemde farklı bir yerlerde konumlandırılacağını tahmin ediyorum. Tabii bu bir süreç. Aslında bakınca 2002-2003 yılından sonra çok daha fazla hareketlendi. Firmalarımız tasarımcılarla ortaya koymuş olduğumuz tasarım teşviğiyle beraber daha fazla istihdam yaparak çalışmaya daha fazla başladılar. Sourcing tarafında yine aynı şekilde katma değerli ürün yapma noktalarında ve özellikle kendi koleksiyonlarımızı hazırlama noktalarında çok büyük çalışmalar var. Know-how yüksek, Ar-Ge'ler bu kapsamda yüksek. Bir de bu Ar-Ge'ler yüksek olduğu noktalarda özellikle sürdürülebilir üretim yapma noktalarında önümüzdeki döneminde işte Avrupa Yeşil Mutabakatı'ya atmış olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanımız atmış olduğu imzadan sonra çok daha fazla uluslararası pazarlarda pozitif etki yapması,
Biz hazır giyim ihracatçı birliği olarak verdiğimiz, yapmış olduğumuz özellikle yeşil mutabakat ve karbon ayak izi noktalarında uluslararası firmalardan, Avrupa Birliği'nden ve Sanayi Bakanlığı ortak konsorsiyumuna almış olduğumuz projeleri uygulama noktalarında rehberlik etmemiz ve özellikle farkındalık varmamız noktasında yeşil fabrikalar ve güneş enerjiyle döndürme noktalarında almış Sanayi Bakanlığı'nın ortaya ve Enerji Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu teşviklerle beraber büyük bir değişim dönüşüm içerisinde sektöre bir misyon ve vizyon vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki şu anda önümüzdeki dönemlerde geleceği yakalama noktasında hazır giyim sektörü her yerde olduğu gibi burada da öncülük yaparak dijital dönüşüm merkezini kurarak ve dijital dönüşüm merkezini de kurarak yeşil fabrikaları oluşturarak örnek fabrikalar kurarak sektöre öncülük yapma noktasında çok büyük projelerimiz var. Bunları hizmete sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz. Çünkü eğer biz bu şekilde bu değişiklikleri yapamazsak geleceği yakalama noktasında ve rekabet etme noktalarımızda gücümüzü kaybederiz. Biz de değişen dünya koşulları içerisinde bu tarz çalışmalar rehberlik yapıyoruz. Evet, Mustafa Bey, bir ufak kesinti oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rusya'dan çıkan firmalar var. Yani H&M'den Inditex'e kadar, Louis Vuitton'dan Victoria's Secret'a kadar pek çok marka şu anda Rusya'yı terk etti. Elbette bu ambargo bittiği zaman tekrar dönecekler o ülkeye. Çünkü büyük bir pazar, 146 milyon nüfuslu bir pazar. Bir de harcama kabiliyeti çok yüksek olan bir pazar. Bir de mücavir bölgelerden ve ülkelerden gelen müşteriler dolayısıyla yani Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelerde yine alışverişlerini ağırlık olarak orada yapıyorlar. Dolayısıyla bu bir nihai süreç değil diye düşünüyorum ama biz bu ambargonun sonuna kadar yani o firmalar, o markalar Rusya'dan çıktılar, tekrar dönünceye kadar bizim bunu bir fırsata dönüştürme imkanımız olabilir mi? Böyle bir şans görüyor musunuz? Çünkü kamuoyunda iş dünyasından bazı sivil toplum örgütü liderleri bu konuda açıklamalar yaptılar. Ben işin doğrusunu sizden öğrenmek istiyorum. Yani dönebilirler mi? Biz oraya girebilir miyiz, giremez miyiz? Ali Bey, gerçekten çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Savaş yavaş yavaş azalıp bitmeye yakın. Bence o markaların almış olduğu özellikle ambargodan dolayı zaten iyi ilişkiler içerisinde bulunduğumuz hem Türkiye'de yapmış olduğumuz fuarla hem de özellikle Moskova'da zaten biz her yıl CPM adı altında düzenlemiş olan fuara büyük bir katılımcı olarak katılıyoruz. Savaş çıktığı zaman tam çıkmaya yakın biz de 110-119 tane firma ile o bölgedeydik. Dolayısıyla hem oradaki hem Kiev'de aynı şekilde Şubat başında bir fuarımız vardı. O özellikle Rusya ve Ukrayna gerçekten Türkiye pazarı için önemli bir pazar. Onlar o noktaya çıktıktan sonra bazı şeylerde fırsatları değerlendirme noktasında ilk başta gelebilecekleri ve bizim markaların o bölgede zaten güçlü olan markalarımızın onların o bölgede çekilmesiyle beraber çok daha büyüyeceğini, çok daha gelişeceğini ve farklı fırsatlar doğuracağını biz çok rahat bir şekilde bu kapsamda görüyoruz. Ve ona göre gerçekten eğer koleksiyonlarımız, satışlarımızı, ilişkilerimizi, fiyatlarımızı hazırlarsak, üretim altyapımızı gerçekten de düzenlersek, biz önümüzdeki dönemlerde ilk başta Rusya, daha sonra tekrar Ukrayna olmak üzere bunları fırsata çevirebileceğimizi ve oradaki rakamları şu anda mevcut olan hem tekstil hem hazır giyim rakamı 1 milyar dolar olan rakamı çok rahat bir şekilde kısa zamanda 2 milyar dolar üzerine çıkarmak ve çıkarılabilecek fırsatların olduğunu
çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ama buna hazırlıklı olmamız lazım. Umuyorum ki en kısa zamanda gerçekten ateşkes imzalanır. Ve bizler de bu konuda hem dolayısıyla konulan ambargo özellikle şu dönemdeki alışveriş özellikle TL ile rupleyi alışveriş yapma imkanlarını değerlendirerek bakanlıklar o noktada ve o seviyede karşılıklı bizler aynı şekilde bakanlıklarımızla bile konuşarak böyle bir fırsatı, böyle bir potansiyeli Türkiye'ye taşıma şansımız olur ve olacağına ben inanıyorum. Bu kapsamda rakamların farklı bir noktaya gidebileceğini düşünüyoruz. Peki Türk firmaları bu dönemde nasıl bir strateji izleyecekler? Yani hem cirosal olarak büyüyebilmek için o pazarda, Rusya pazarında, hem de yeni ürünlerle o pazarı diğer firmaların bıraktığı boşluklarla kapatarak acaba bir ikame mekanizması kurabilirler mi? İkame mekanizması kesinlikle kurulur. Tabii özellikle şu anda tabii biraz özellikle Ukrayna'da şu anda her şey kapalı. Rusya'da da satışların %40, %50 düştüğünü firmalarımız söylüyorlar. Neredeyse 2 günde bir yapmış olduğumuz istişare toplantıları var. Özellikle bu zamanda biz biraz daha normalleştikten sonra yapacak olduğumuz ticari heyetlerle beraber karşılıklı potansiyelleri ve olmayan fırsatları yine aynı şekilde özellikle o bölgede çalışan firmalarımız, Laleli'deki firmalarımız, Osmanlı'daki firmalar, Mester firmaları beraber ortak bir istişare, ortak bir akıl toplantısı yaparak önümüzdeki stratejileri ve çalışma politikalarımızı belirlemeliyiz. Tabii yine aynı şekilde o taraftaki alıcılarla biraz daha normalleşince yine aynı şekilde gerek dijital platformda gerek oraya yapacak olduğumuz ticari heyetlerle beraber onların da fikirlerini alarak özellikle oradaki potansiyel olabilecek ihtiyaçları çıkan markaların yerini alabilecek yüksek değerde, orta değerde biraz daha düşük değerdeki olan mamullerle beraber onlara en azından onların ihtiyacı olabilecek çünkü orada bir sürü nüfus var. İhtiyaçlar sonuçta önce insanlar yeme ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra biliyorsunuz giyim ihtiyacı başlıyor. Dolayısıyla oradaki ihtiyacı tespit ederek sektörü bu konuda biz de elimizden geldiği kadarıyla hazırlamak için bu tarz projeksiyonları planlıyoruz. İnşallah bugün verilen en son haberlerde biraz daha yumuşa, biraz daha müzakere yapılabileceği haberleri geliyor. Umuyoruz ki kısa zamanda yaparak biz de o projeksiyonlarla beraber hem Türkiye'deki ihracatı artırma noktasında hem de Rusların ve Ukraynalıların ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir projeksiyon hazırlayarak ihracatı artırmanın temellerini atmış oluruz tekrar. Peki. 2 dakika vaktimiz kaldı. Son soru. Balkan pazarında ne durumdayız? Yani Türk firmaları son dönemde Balkan pazarlarında yer etmeye başladılar, yer edinmeye başladılar. İşte Kosova'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Evet. Bulgaristan'da, hatta Sırbistan'da, Karadağ'da. Oralardaki genişleme stratejisi konusunda 2 dakikalık bir özet yaparsanız sevinirim. Oralarda marka olarak çok daha büyüğüz. Her ülkede markalaşma özellikle hazır giyim sektörü bütün markalarımızın gelişme ve büyütme noktalarında en büyük pazarlarında bir tanesi. Üretim anlamında da özellikle 5 sene önce yapılmış yatırımlar aynı şekilde Avrupa'ya o taraftan üretim yapma noktalarında yine yatırım yapan firmalarımız var. İlişkiler orada özellikle bahsettiğiniz bölgelerde Yunanistan olsun, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan bütün bölgelerde gittikçe artıyor. Onların da Türkiye ilgisi çok fazla. Yani Türkiye'nin metnin Türkiye'ye yazdığınız zaman özellikle uluslararası pazarlardaki algısı ve katma değeri bir değeri çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla ilişkileri özellikle iyi geliştirdiğimiz sürece bence bizler için özellikle bu bölgelerdeki potansiyel hazır giyim anlamında katma değer satma noktasında ve özel tasarım satma noktasında çok daha farklı olacağını, online kanallarının da açıldıktan sonra oradaki mevcut o bölgelerde olan online sayfalarla işbirliği yaptığı sürece hem online konularındaki artışlarımız olsun hem de normal fiziksel olarak gönderecek olduğumuz yüklemeler ve ihracatlar gittikçe artacaktır diye düşünüyorum. Hazır giyim sektörü 2022 yılında 25 milyar dolarlık bir hedefle zaten koyduk. Şu anda hedefler doğrultusunda sektör ilerliyor.
Umuyorum ki hiçbir şekilde bir ekonomik dengelerde bir dengesizlik olmazsa biz bu rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Peki. Başarılar diliyoruz. Öncelikle Fashion Week'teki Türk tekstil ve konfeksiyon şirketlerine ve bu yıl içinde ortaya çıkacak yeni pazarlardaki etkinlikleriniz konusunda da ayrıca iyi haberler alabileceğimizi umuyoruz.